arkadaşlar. Bugün öncelikle sizinle 26 numaralı alıştırma ile başlayacağız. Bunun sadece solfejini yapacağız bugün. Bonasını tabii ki siz yine yapabilirsiniz. 27'yi yine siz yapacaksınız. Biz bugün ondan sonra sayfamızı çevirip 12. sayfaya geçeceğiz ve yeni sesleri de ekleyeceğiz yavaş yavaş. Şimdi öncelikle 26 numaralı alıştırmayla başlayalım. 2 dörtlük mezzo forteler var, forteler var. Olabildiğince dikkat edersek iyi olur. Başlangıcımızı şöyle bir iki ölçüyü ben yine çalayım. Siz de bir duyun, iki ölçü çalıyorum. Son 2. Evet, fa, fa, do, fa, sol, la ve solfejini yapacağız şimdi hep beraber. Piyanoyu da güzelce dinleyerek bir başlangıç yapıyoruz. Güzelce devam ettirelim. Hadi bakalım. Son 2. Fa, fa, do, fa, sol, la, sol. Özgürüz. Sizin hür iradenize kalmış. 27'yi siz kendiniz yapınız lütfen. Hemen şöyle yine bir göz gezdirelim. Bakın mesela 27'nin son dizeyinde tekrar işareti var. Sadece son dizekte bir tekrarımız olacak. Bitişi o şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayınız lütfen. Ve tavsiye tabii ki önce bona sonra solfej yapmanız. Şimdi gelelim yeni sesleri. Tahtada yazdım zaten. Altın notanın isimlerini yazdıklarımızı ilk defa söyleyeceğiz. Ve belki de ilk defa görenler var aramızda. Si ve do sesleri. En baştaki do ve sırayla artık bir do dizisini tamamlıyoruz. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve do sesiyle do dizisini tamamlıyoruz. Yani hepimizin bildiği o sıralama vardır. İşte bugün o sıralamayı tamamladık. Şimdi bir parantez diyelim. Şimdi tabii ki bunlar 4 vuruşluk notalarımız şu an. 2 vuruşluk olunca ne oluyor? 1 vuruşluk olunca ne oluyor? Aşağı yukarı biliyorsunuz. Ama daha çok şu tarz şeyler olabiliyor. Mesela bir yarım vuruşluktan örnek verelim. La ve si. Bunlar yarım vuruşluk olduğunda arkadaşlar, nota sapı bu şekilde yukarıdan da gelebilir. Bu nota sapının bazen aşağı, bazen yukarı olması bazı arkadaşlarımızın, benim de bazı öğrencilerin kafasını karıştıran bir durum, aman diyeyim. Yani biz notanın kafasının nerede olduğuyla ilgileneceğiz. Sadece si ve do olsaydı bunlar genelde böyle aşağıya çekilir. Do zaten böyle. Ama özellikle si'nin nota sapı aşağı doğru da olabiliyor, yukarı doğru da olabiliyor. Aman dikkat diyoruz. Genelde hepsi bir vuruş olursa göreceğimiz olay şu. Saplar yukarı, 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 yukarı. Yazım usulü gereğince İşte bu. Yani bunların notaların sapları artık daha da tizleştikçe aşağı doğru gelecektir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Piyano çalan arkadaşlar bunun bazen bir karmaşasını yaşıyorlar. Hemen bunda bir dipnot diyelim. Mesela burada böyle bir notalar olduğu zaman bunların saplarının hep aşağıya doğru görmeye alışık oldukları için sanki hani bu da sol elimle mi
yanılgısına düşebiliyorlar. Nerede? Piyamada. Aman dikkat. Si dediğim gibi özellikle bu yeni nota olan si'nin sapı aşağı doğru olabileceği gibi zaman zaman şöyle bir sekizlik nota, yarım vuruşluk nota kümelemesinde böyle olabiliyor. Dikkat diyelim. Şimdi biz sabıyoruz bunu. Şöyle bir görüntü kirliliği olmaması açısından. Bunlar bir vuruşluklar olarak kalsınlar. Evet, iki ses birden geldi. Ekleyeceğiz şimdi. Önce bir gözümüz alışacak forte üzerindeki yerine ve seslerine de alışacağız. Biz hangi notalarla içli dışlı olduk son zamanlarda sıkça? Do, re, mi, fa, sol ve la ile içli dışlı olduk. Si ve do ise bugünkü yeni notalarımız. Hızlı bir bona alıyoruz. Zaten rahat bir bona. İki vuruşlar, bir vuruşlar var. Arkadaşlar ilk başta burada yazmış. İşte si demiş. Notanın altına ismini yazmış. Do demiş. Bunlar tabii ki artık alıştığınız bir süre sonra olmayacak. Çünkü bunun da yerini artık bilmiş, öğrenmiş olacaksınız. Hızlı bir bona yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bir, iki, son, ki. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, sol, la, si, sol, la, si, do, si, la, la, sol, do, do, si, si, la, la, sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, fa, mi, re, do. Solda da bir vuruşluk esimiz var arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Hatta bugün birazcık daha açayım da sesi. Bu yeni daha tizdeki seslere de alışın. Evet, bu sesle başlıyoruz arkadaşlar. Solfejini yapıyoruz. Son, ki. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, sol, la, si, sol, la, si, do, dizi halinde. Do, re, mi, fa, sol, la ya da hani la'dan sole tek böyle tek tek çıkıcı, inici yerlerde sıkıntı
yaşadığımızı sanmıyorum, buna inanıyorum. Ama mesela bazı yerler var, tabii ki bunlara da alışacağız. Daha öncesinden de yine farklı seslerle karşımıza çıktı. Sol'den sonra Do'ya atlayabiliyor bugün başladığımız yeni ses. Ya da yine buradaki Do'dan da Sol'e atladığımız yerler var. Özellikle buralarda birazcık daha dikkatli olacağız. Enstrümanlarınız varsa yardım almayı, destek almayı da lütfen unutmayınız. 29'u yapabilirsiniz. 30'u kısacık bir şey zaten yapabilirsiniz. 29 ve 30 evet ödevimiz olsun. Bir de ne demiştik? Önceki sayfada 27 vardı. Bu üçü de ekstradan ayrıca ödevimiz olsun. Haftaya yine görüşmek üzere. Yeni bir konu, yeni bir bölüm daha anlatacağım. Çok sık rastladığımız bir konu, bir bölüm. Haftaya yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.